Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, önceki dönem milletvekillerim, İzmir'imizin bizi yalnız bırakmayan kıymetli belediye başkanları, biraz önce sabah kahvaltısında birlikte olduğumuz demokrasinin en önemli kahramanları, yakalarında bir parti rozeti olmadan, bir bütçeleri olmadan, pusulalarını bile kendileri bastırıp aday olan, milletten, halktan, doğrudan aldıkları oylarla mahallelerinin, köylerinin hakkını, hukukunu savunan çok kıymetli muhtarlarım ve kasabamızın, Turgutlu'muzun iyi günlere taşınması için emek sarf eden esnaf odalarının, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları ve yöneticileri, alınlarının terini Turgutlu'nun ovasına, sanayisinin tezgahlarına damlatan, o düşen damladan bereket fışkırtan, çoluğunun çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan, haramdan, yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi ve Atatürk sevgisi olan Turgutlu'muzun güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada aslında çok davet alıp bazen de şaka yollu atıştığım, genel başkan gelsin açılış yapsın, genel başkanı getiriyoruz açılış yapıyor, 10 gün sonra bir daha, genel başkan bir daha ne zaman gelir? Bir tek Turgutlu mu var diyordum, gülüyordu, genel başkan olduk, bundan önce temellerini birlikte attığımız 6 tesisin bugün açılışını yapmak, bugün yeni ve muhteşem eserler için yeni temeller atmak üzere beni buraya davet etti. Memleketimde bize ait olan bir belediyede açılış törenine katılmak, yeni temeller atmak, doğup büyüdüğümüz bu topraklara daha çok hizmet edilsin diye katkı sunmak benim için büyük bir onur ve gurur. Başkanımıza, kıymetli eşine, yardımcılarına ve tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerimize Turgutlu'ya yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Turgutlu geçmişten aldığı bir derste kendi evladına önemli bir görev verdi. 5 yıl önce. Turgutlu partizanlıktan çok çekti. Turgutlu bir partinin iktidarında o partinin küçük bir azınlığının kayrıldığı, hizmetlerin siyasi tercihlere göre dağıtıldığı, sosyal yardımlara varasıya ayrıcalıkların tanındığı bir süreçten ya da bir siyasi partinin bu belediyeyi tamamen kendi yandaşlarının istihdamını açmasından, kutuplaşmadan, ayrımcılıktan çok çekti. Elbette bir siyasi görüşü olan ama diğer yandan bu Turgutlu'nun sokaklarında değil, ara sokaklarında koşmuş, çalışmış, büyümüş ve ayrımcılık yapmayacağına emin olduğu bir evladına siyasi parti ayrımı gözetmeksizin destek verdi. O da aldığı bu desteğin hakkını, Allah şahit, hepimiz şahidiz, 5 yıl boyunca çalışarak, didinerek, koşturarak ödedi. Kendisini tebrik ediyorum. Aramızda 3 arkadaşı var. Saruhanlı'nın, Akhisar'ın ve Alaşehir'in kıymetli belediye başkanları. 4'ünü birden memnuniyet anketine soktuk. Memnuniyet anketlerinin sonunda gördük ki onlardan ilçeleri razı, Saruhanlı, Akhisar, Alaşehir razı,
Turgutlu razı, kasaba razı, dedik biz de razıyız. Bir 5 yıl daha görev yapması için sizlerin takdirlerine sunuyoruz. Başkanım, bir belediye başkanının yüzüne herkes güler. Ama arkandan ne söylüyorlar ona bakmak lazım. Ben seni dinlerken arkanda eserler konuşuyordu. Köy yollarına dökülen asfalttan yapılan kreşlere, meslek edindirme kurslarından Turgutlu'nun beklediği en önemli yatırımlara, köylerdeki ortak kullanım alanlarından tutun da esnafın beklediği çarşısına kadar, bila ücret kaptırılmış arazilerin geri kazanılmasına, pazar yerlerine kadar çok büyük emek, çok büyük gayret var. Bugün o açılışları yapacağız. Nicelerinin yapılmasına, hem Turgutlu'da hem 4 ilçede bu namuslu, dürüst ve çalışkan belediyeciliğin sürmesine yetmez. Aramızda adaylarımız var. Şehzadelerden Yunus Emre'ye, Sarıgöl'den Göl Marmara'ya, Soma'dan Manisa'nın bütün ilçelerine, Kula'mıza ve Soma'mıza kadar saydığım sayamadığım bütün ilçelerde namuslu, temiz, genç, çalışkan adaylarımız var. Ve bu takımın başına 40'lı yaşlarında genç mimar, Mimarlar Odası Başkanlığı yapmış, Manisa'da Beyaz Fil'i yıkıp da AVM yapacaklarken orayı kurtaran inisiyatifin başında kent dostu, çalışkan, genç bir takım kaptanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ferdi Zeyrek var. Hepsine kefilim. Hepsine kefilim. Nasıl ki Çetin Akın bizi mahcup etmediyse, Ahmet Öküzcüoğlu mahcup etmediyse, Zeki Bilgin mahcup etmediyse, Besim Dutlulu mahcup etmediyse, bütün adaylarımız çalışarak, didinerek, çalmadan çaldırmadan, hizmet ederek Manisa'yı hak ettiği günlere kavuşturacak, şaha kaldıracak, hepimizin yüzünü güldürecek. Onlara inanıyorum, güveniyorum, onları sizlere emanet ediyorum. Bundan sonraki süreç hepimiz için önemli. Biraz önce muhtarlarımızdan rica ettim. Önemli olan bu seçimin bir yerel seçim olduğunun farkında olmak. Bu kadar hizmet, bu kadar çalışma, bu kadar gayret. 80 milyon dolar borç devraldın değil mi başkanım? Düzeltiyorum. 8 milyon dolar borç devraldı. Bu 240 milyon TL demek. 240 milyon TL. Bu parayla yapılabilecek o kadar büyük hizmetler varken önce bu borcun ödenmesi lazımdı. Bugün buradayız ve 1 TL cari borcumuz yok. Doğru mu başkanım? 1 TL cari borcumuz yok. Esnafa yok, müteahhite yok, Turgutlulu'ya yok, çalışanımıza yok ve bugün maaşları en az işçiler için 24.800 lira, diğer çalışan memurlarımız için 36 bin lira seviyesine çıkarmanın müjdesini veren bir başkan var. Ayırmadan hizmet ediyoruz. Bunun için bu seçim bir yerel seçim. Emeği gören hakkını versin. Çalışmak marifet, iltifata tabi. Ona genel başkanın iltifatının bir kıymeti yok. Ona sandıkta kasabalının göstereceği teveccüh çok önemli. Bunu bekliyoruz. Bugün
buradan 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta oyunu başka partilere veren kıymetli kasabalılara seslenmek isterim. Çok istedik olmadı. Montaj videolar yaptılar. Yalanlar attılar. Dediler ki evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyunu bize vermelisin. Dediler ki yoksa ezanı dindirecekler, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa ülkeyi böldürecekler. Bu yalana bazıları ister istemez devletin televizyonunda çıkınca, her akşam izlediği televizyonda çıkınca, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkınca inandılar. Bugün o ezanı susturacak dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi, Turgutlu'da 5 vakit ezanları okuyan müezzinin verilmeyen hakkını, promosyon hakkını savunuyor. İmamın özlük hakkını savunuyor. O Cumhuriyet Halk Partisi ki sınır boyunda bayrağımızı dalgalandıran uzman çavuşun, askerin özlük haklarını savunuyor. O Cumhuriyet Halk Partisi ki aç açıkta bıraktığı, maaşını arttırmadığı, emeklinin 7500 liraya mahkum edilen emeklinin haklarını savunuyor. Bu seçim her şeyi halledeceğim, enflasyonu tek haneye indireceğim, yoksulluğu bitireceğim deyip seçildiği günden bugüne mazota %88 zam yapan, yumurtaya %55 zam yapan, makarnaya %95 zam yapan, ekmeğe ha somun ekmeğe %65 zam yapan birilerine yeter artık. Sana sarı kart gösteriyorum. Yeter artık. Hizmete oy veriyorum. Bundan sonra böyle devam edersen, beni görmezsen sana oy vermiyorum. Seni uyarıyorum demenin zamanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin geçmiş dönem oy aldığı kıymetli kasabalılar, bu evladınıza sahip çıkın. Bu gidişata itiraz edin. Ve bize bu belediyede elimizi kolumuzu arkadan bağlayan belediye meclis çoğunluğunun olmamasını ortadan kaldırın. Anket kazanacağımızı gösteriyor. Yetmez. Belediye meclisinde başkana tam destek istiyoruz, çoğunluğu istiyoruz. Geçen sefer oy verenler oy verirse seçiliyor ama belediye meclisi size hizmet noktasında çok sıkıntılı görüşmeler yaşıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Başkanı istiyorum. Belediye meclisini istiyorum. Sizlerden destekle artık Turgutlu'ya tepeden bakan, Manisa'ya tepeden bakan, kendi arsalarına kat verip binlerce dairesine daire katanlar yerine Manisa'da tıraşçı Ahmet'in oğlu 44 yaşındaki genç mimar hepinize hizmet edecek Ferdi Zeyrek için Büyükşehir Belediyesi'nin mazbatasını istiyorum. Pazar günü bütün Türkiye'yi davet ettik. Hak için, hukuk için, adalet için, anayasaya sahip çıkmak için, ülkemize sahip çıkmak için, emeğimize sahip çıkmak, ekmeğimize sahip çıkmak için, hem hayat pahalılığına itiraz etmek için, hem anayasanın çiğnenmesine, hepimizin geleceğine göz konmasına itiraz için, pazar günü saat 13'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda olacağız. Bir kez daha buradan, kendi memleketimden bütün Türkiye'yi, sana sahip çıkılmasını istiyorsan Ankara'da Tandoğan'da geleceğimize sahip çıkmaya gel. Kime sahip çıkmak istiyorsan Ankara'da Tandoğan'da büyük mitingimize gel. Gücümüze güç kat, yarınlarına ve sana
birlikte sahip çıkalım diyorum. Bu davet bizimdir ve bütün Türkiye'dir. Son sözüm şu. Memleketimizdeyiz. Güzel Manisa'mızdayız. Bundan sonra adımlarımızı daha güvenerek atmak için hem Manisa'ya hem kasabaya en iyi hizmetleri getirmek için elimden geleni yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak. Dünyada pek çok siyasi akrabamız var. Çok yakın ilişkiler içindeyiz. Dünyanın hangi şehriyle hangi işbirliği yapmak gerekirse Turgutlu'yu o şehirlerle kardeş belediye yapacağız. Türkiye'nin hangi belediyeleriyle hangi anlaşmalar gerekiyorsa yapacağız. Turgutlu'ya ikinci 5 yılda, bu ilk 5 yılda yapılan ve önemli eksikleri kapatan bu projelerin yanında Turgutlu'yu kendisine yakışan bir gelişmiş kent yapmak için var gücümüzle destek olacağız. Turgutlu'dan destek istiyor, Turgutlu'ya sonuna kadar hizmetin sözünü veriyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizleri kentinize sahip çıkmaya, size verilen bu güzel hizmetleri takdir etmeye, bundan sonraki süreçte Turgutlu'da ve Manisa'da halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza